Ne kadar gençseniz bu testte o kadar başarılı olursunuz. Genellikle yaşımız ilerledikçe farklı farklı testlerden daha iyi puan almamız gerektiğini düşünürüz. Sonuçta yaşınız ve bu zamana kadar edindiğiniz tecrübeler yardımınıza koşar, öyle değil mi? Üzgünüm ama işler her zaman böyle yürümüyor. Gerçek şu ki, gençlerin bu videodaki testte en yüksek notu alma şansı yaşça büyük olanlardan daha yüksek. Şüpheyle baktığınızı hissedebiliyorum. Tamam o zaman, hadi deneyelim. Bu meydan okumayı kabul etmeden önce kırmızı abone ol tuşuna tıklayın. Bu sayede eğlence ve heyecan dolu hayata olumlu baktığımız tarafa siz de katılabilirsiniz. Bu arada bildirim çanına da tıklarsanız kanalımızdaki günlük paylaşımlarımızı ilk izleyen olabilirsiniz. Teste başlamaya hazır mısınız? Harika! Her sorudan sonra cevabınızı düşünmek için 10 saniyeniz olacak. Her doğru cevap size 1 puan kazandıracak. Sonrasında puanınızı öğreneceksiniz. Yerlerinize hazır ve başla. 1 numara. İnsanlar bu uygulamayı hangi amaçla kullanıyor? A. Online alışveriş. B. Müzik indirme. C. Sohbet. D. Fotoğraf düzenleme. Bu logoyu nerede gördüğünüzü hatırlamak için 10 saniyeniz var. Adil olun ve hafızanızı kullanın, Google'ı değil. Eğer cevap olarak C şıkkını seçtiyseniz ilk puanınızı aldınız. Bu 2010 yılında çıkan yaygın bir mesaj uygulaması. Bu uygulama sayesinde mesaj, GIF ve fotoğraf gönderebilir ve en fazla 49 kullanıcıyı ekleyebileceğiniz kalabalık grup sohbetleri oluşturabilirsiniz. 2. Baby Ariel kariyerine hangi sosyal ağ sayesinde başladı? A. Instagram. B. YouTube. C. Musical.ly. D. Twitter. Hangi sosyal ağın bu modern süperstarın meşhur olmasına yardım ettiğini hatırlamak için 10 saniyeniz var. Ve doğru cevap C şıkkı. 17 yaşındaki şarkıcı ve içerik üretici popülerlik yolculuğuna Musical.ly uygulaması sayesinde başladı. Bu ağ uygulaması video oluşturmanızı ve bunları canlı olarak yayınlamanızı sağlar. 3. Drake gençken hangi dizide oynadı? A. Drake ve Josh. B. Degrassi The Next Generation. C. Famous in Love. D. Sharp Objects. Bu soru sizin için çocuk oyuncağı olabilir ya da tam tersi. Her durumda 10 saniyenizi iyi kullanın. Eğer cevabınız B şıkkı ise 1 puan daha aldınız. Ünlü Kanadalı rapçi Aubrey Drake, ünlü bir genç drama dizisi olan Degrassi, The Next Generation'da oynadı. 4. Fotoğraftaki kişi kim? A. Bella Hadid. B. Cara Delevingne. C. Gigi Hadid. D. Ali E. Cravalho. Bu güzelin kim olduğunu hatırlamak için 10 saniyeniz var. Eğer A şıkkını seçtiyseniz yanılıyorsunuz. Fotoğraftaki Bella Hadid değil, kız kardeşi Gigi Hadid. Bu genç hanımın Twitter ve Instagram'da 45 milyondan fazla takipçisi var. Dahası dünyadaki en popüler modellerden biri. 5. Hangisi bir Instagram filtresi değildir? A. Güneş gözlüğü. B. Çiçek tacı. C. Köpek. D. Zürafa. Instagram sever olup olmadığınızı görelim bakalım. Bu uygulamada olmayan filtreyi bulmak için 10 saniyenizi kullanın. Ve doğru cevap D. Maalesef Instagram yardımıyla bile bir zürafaya dönüşemezsiniz. 6. İngilizce'de sıkça kullanılan kısaltmalardan biri olan SMH ne demektir? A. Some more happiness, biraz daha mutluluk.
B. Shaking my head, başımı sallıyorum. C. So much hope, ne çok umut. D. So mad and heartbroken, çok kızgınım ve kalbim kırık. Bu gizemli İngilizce kısaltmayı çözebilmek için 10 saniyeniz var. Eğer cevap olarak B şıkkını seçtiyseniz tebrikler, bir puan daha kazandınız. Günümüzde insanlar SMH, Shaking My Head, yani başımı sallıyorum kısaltmasını şaka yoluyla birisini veya bir şeyi onaylamadıklarını göstermek için kullanırlar. Ayrıca bu kısaltmayı normal hayatta da kullanırlar. SMH. 7. Fotoğraftaki kişi kim? A. Jacob Sartorius. B. Finn Wolfhard. C. Jaihai Diallo Winston. D. Matty B. Raps. Tüm bu isimler genç ve ünlü. Ama fotoğraftaki hangisi? Bu yüzü hatırlamak için 10 saniyeniz var. Ve doğru cevap D. Fotoğraftaki Matty B. Raps. Kendisi bir hip-hop sanatçısı ve sadece 15 yaşında ama şimdiden sosyal ağlardan 23 milyon insana erişmiş durumda. 8. Cameron Monaghan kariyerine nasıl başladı? A. 7 yaşındayken çocuk oyuncu olarak. B. 9 yaşındayken şarkıcı olarak. C. 3 yaşındayken çocuk bir model olarak. D. 5 yaşında reklamlarda oynayarak. Cameron'ı ilk nerede gördüğünüzü hatırlamak için 10 saniyeniz var. C şıkkı doğru cevap. Son derece girişken bir çocuk olan Cameron Monaghan, profesyonel kariyerine 3 yaşındayken bir çocuk model olarak başladı. 9. Bu marka ne üretiyor? A. Elektronik aletler. B. Giyim ve aksesuar. C. Kaykay. D. Spor gıdaları ve takviyeleri. Bu markanın ürünlerine sahip olup olmadığınızı bulmanız için 10 saniye yeterli olur. Tamam, kabul. Burada biraz hile vardı. Aslında Supreme hem kaykay hem de kıyafet ve aksesuar üretiyor. Bu yüzden doğru olan iki cevap var. B ve C. Bu soru sizi tuzağa düşürdü mü? Yorum kısmında bize yazın. 10. Bu logo hangi uygulamanın logosu? A. Twitter. B. Telegram. C. Tinder. D. Tumblr. Bu popüler uygulamaların logolarını hatırlamak için 10 saniyeniz var. Eğer D şıkkını seçtiyseniz doğru bildiniz. Bu, insanların kendi bloglarını oluşturabilecekleri ve multimedya içerikleri yayınlayabilecekleri ücretsiz bir sosyal ağ sitesi olan Tumblr'ın logosu. 11. İngilizce'de bir başka kısaltma olan fam ne demektir? A. Famous, ünlü. B. Family, aile. C. Fame, şöhret. D. Famished, aç. Cevabı bulmak için yeteri kadar zamanınız var. Zaten biliyorsanız başka tabii. Doğru cevap B. Fem, İngilizce'de aile anlamına gelen family kelimesinin kısaltılmışı. Fem kısaltmasını arkadaşlarınızdan ya da bir grup insandan bahsederken de kullanabilirsiniz. 12. Doğru logo hangisi? A. Kesinlikle soldaki. B. Sağdakinden telefonumda var. Muhtemelen cevabı bulmak için 10 saniyenin tamamına ihtiyacınız olmayacak ama yine de 10 saniye veriyoruz. B şıkkını seçenler sonuna kadar haklı. Bu metin, fotoğraf, video ve çizim paylaşmanızı sağlayan bir mesajlaşma uygulaması olan Snapchat'in logosu.
İşte bu kadar. Toplam puanınızı hesaplamak için 15 saniyeniz var. Sonrasında aslında ne kadar genç olduğunuzu öğreneceksiniz. Toplam puanınız 0 ila 3 puan arasında ise büyük ihtimalle X kuşağındansınız. Bu kuşağın insanları 1965 ve 1980 yılları arasında doğmuştur. Olgun ve özgüvenlisiniz. Hayat karşınıza ne çıkarırsa çıkarsın, anlayışla karşılıyorsunuz. Ayrıca duygularınız ve hayata dair kararlarınız kontrolünüz altında. Toplam puanınız 4 ila 7 arasında ise görünüşe göre birileri 1982 ve 1996 yılları arasında doğmuş Y kuşağından. Muhtemelen Y kuşağındaki diğer insanlarla bazı belirgin özellikleriniz ortak. Bu nesil maceracı ve iddialıdır. Kendinden emin ve eğitimli olmaları ile bilinir. Y kuşağındakiler ayrıca özgür, açık fikirli ve tutkuludurlar. Eğer puanınız 8 ila 12 puan aralığında ise selam Z jenerasyonu. Bu testte çok başarılı olduysanız 2000'li yıllarda doğmuş olma ihtimaliniz yüksek. Yani Z kuşağına aitsiniz ya da ilgi alanlarını ve hobilerini sizinle paylaşan ergen bir çocuğunuz var. Elektronik aletlerinizden kopamıyorsunuz. Bu hiç de anormal değil. Akıllı telefonların ve internetin olmadığı bir dünyayı hiç tanımadınız bile. Bağımsızsınız, adilsiniz ve dünyada fark yaratmak istiyorsunuz. Aynı anda birçok işi yapmada ustasınız ve büyük hayaller kurmaya alışıksınız. Sizin sonucunuz ne? Bu test yaşınızı doğru tahmin edebildi mi? Bize yorumlarda bahsedin. Eğer bu testi yaparken eğlendiyseniz beğen tuşuna tıklayın ve arkadaşlarınızla paylaşın. Hayata olumlu baktığımız tarafta bize katılmak için abone olmayı unutmayın.